Efsun Hanım sen misin? Benim evet. Seninle az bir konuşalım. Ne istiyorsunuz? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. İyi. İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana. Anlat. Anlatacak bir şey yok. Efsun Hanım! Bak ben ömrü hayatımda bir kadına silah doğrultmadım. Şimdi elimde. Neden? Çünkü... babasını vurdu diye... kardeşine sıkmış adamım ben. Bunun için... bu işte bir ilgin alakan var mı yok mu söyle. Hem var hem yok. Azer öyle dememiş. Biz birliktik demiş. Onlara parayı ben verdim. Ama bunu yapacaklarını bilmiyordum. Senin babanı ben öldürmedim. Neden lan? Ha? Neden lan? Babamı öldürmüştünüz. Abi. Abi. Çete misiniz lan siz? Ha? Benim babamın kanı kaç kişinin elinde lan? Ha? Siz hepiniz bir oldunuz da. İndir o silahı. Beni bir sal yamaç. Ben senin kafana sıkmadıysam sebebi var. Bu başka. Değil. İnan bana değil. Niye lan ha? Niye değil? Abi hamile. Ne? Hamile. Sen bana bunu nasıl yaparsın lan? Abi. Sağ ol. Sağ ol abi. Sizi görmek isteyen biri var. Gelsin. Selamünaleyküm. Ben rahatsız ettim galiba ama. Evet, ettiniz Remzi Bey. Ettiniz. Çünkü buraya böyle aklınıza estikçe gelemezsiniz. Gelmemişsiniz de. Çok affedersiniz ama ben buraya gelirken kimseye gözükmedim. Yani gizliliği bozacak bir şey. Bunun gizlilikle bir alakası yok. Tamam, daha açık konuşayım. Sizin bana ulaşana kadar çıkmanız gereken çok fazla basamak var. Çok fazla.
Sizi şimdi içeri aldım çünkü daha önce yeterince bir açıklama yapmadım ki size. Bu benim hatam. O yüzden. Ne yapalım, bazen karşımdakinin kavrayış hızına göre hareket etmekte zorlanıyorum. Anlıyorum. Mutlaka. Konu neydi? Cumali konusunda beni bilgilendir demiştiniz. Hı hı. Ben mahallede duydum. O parayla silah alacaklarmış. Bu kadar mı güzel, bu kadar mı? Buyur. Cumali'nin koçamalı. Oğlum psikopat lan bu. Manyak bu, manyak. Bu anca silah alsın eline, adam öldürsün. Lan bir dur. Lan bir baltamıza bir sap ol lan derdi rahmetli babam. Günler süren saniyeler, kalbimin ritimleri bozuk, kötü haberlerin ben miyim nedeni? Cumali evlenecekmiş de. Bütün bildiklerim. Cumali'nin çocuğu olacakmış da. Cumali'nin hiç hayalini bile kurmadı. Sor kız gebeyim dedi. Cuma kimse söyleme lan dedi. Söylemem dedim. Söylemem kimse. Babama gittim. Açtım böyle ellerimi, dua ettim. Babama. İdris Koçovalı dedim. Ya. Baba oluyorum dedim ben. Sen dedim dede oluyorsun. Bak dedim Cumali Koçovalı bir baltaya sap oldu. Oğlum. Babamı çok özledim ben. Bugün ayık. Bana biraz sarıl. İçine düşmüş karanlıklar. Seri ayın, beni bugün ayık.
Ne düşünüyorsun? Hiç. Sen? Hiç. Hiç. Yolu yok aslında. Biliyorsun. Biliyorum. Dün babaannem, bugün abin, bizim birlikte olmamızı bırak, yan yana olmamız bile savaş meselesi. Yani belki zamanla... Belki zamanla senin babanın benim yüzümden... Benim babamın da senin yüzünden öldüğünü... Efsun, yeter. Konuşmayınca gerçek değişiyor mu Yomaç? Efsun, sen demiyor muydun? Lütfen. Lütfen. Tamam. Sizi bekliyorum Yomaç Bey. En kısa zamanda görevinizin başında olun lütfen. Ne oldu? Kim? Çağatay. Döndü mü o? Ya zaten seni yemeğe çağırır mutlaka. Sen de istersen gidersin, kendi gözlerinde görürsün ha. Yamaç, gerçekten bu konuyu fazla uzatmadın mı? Uzattım. Bir daha açmayalım o zaman, olur mu? Olur. Abim, geri gelmez eminim. Ama eğer kendini iyi hissetmek istiyorsan kapıya birilerini bırakayım. Ben yokken daha huzurlu ol diye. Yok, gerek yok. Emin misin? Git hadi. Neredesin? Mahalledeyim amca. Cumali abin döndü mü? Yok. Bir sıkıntı mı çıktı? Çıktı ama halloldu gibi. Akın. İyi dinle beni. Cumali abim yanından ayrılma oğlum. Yani Efsun'a gelmeyeceğinden emin olmam lazım. Sakın gözünün önünden ayırma. Anladım. Tamam. Ben seni haberdar ederim. Eyvallah. Ha Akın. Bu aralar abimin üstüne fazla gitmesinler. Sahip çık yani amcana. Tamam mı oğlum? Tamam. Tamam amca. Hayrola? Sabahtan beri çıkmadın ofisten. İşler yoğun herhalde. Öyle oldu. Her şeyi bıraktığım gibi kalmış. Yani bir sürü şey atlamış. Ne gibi? Ne gibi? Avrupa'daki birikimlerimiz hala transfer edilmemiş bunun gibi.
Sonra bize ait olduğu halde hala kasamıza girmemiş olan 250 milyon değerindeki altın gibi. Peki Arık'ın bu konuyla ilgili bilgisi var mıydı? Ona bıraktığım notlara baksaydı olurdu. Ama hiç sanmıyorum. Biliyorsun okumaktan pek hoşlanmaz. Peki nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun? Bankalarla hareket edemeyiz malum. Onlar İstanbul'a kadar getirecekler bir şekilde. Biz İstanbul'da karşılayacağız, sonra kasaya teslim edeceğiz. Anladım. Peki arabayı koruma işini nasıl halledeceksin? Yamaç'ı kastediyorsan, hayır. Böyle değerli bir işe yaklaştıramam bunu. Ama onunla bir işim var, eğer izin verirsen tabii. Eğer senin bir işin yoksa bir müddet benimle beraber olması iyi olur. Hiç mahsur yok. Hatta aranızdaki gerilimin bir an önce son bulmasını çok isterim. Çünkü ondan vazgeçmeye hiç niyetim yok. Tamam, tamamdır Cemal abicim. Paran hazır. Evet abi, eyvallah. Ne oldu? Ne diyor? Akşam silahları verecek. Teslimat yapılacak yani, sıkıntı yok. İyi, güzel. Cumali'ye haber verecek misin? Ben konuşmam. Sen söyleyeyim mi? Gitsin ne yapıyorsa yapsın tek başına. Bize adam yerine koyduğu yok malum. O ne biçim laf oğlum? Öyle mi? Neyse ne, tamam. Tek başına hallediyor her şeyi. Halletsin onu da işte. Halletsin. Efendim. Cemal neredesin? Bir sıkıntı mı var? Yok, yok bir sıkıntı. Selim silahçılarla konuştu. Akşam teslimat için. Tamam. İyi işte. Kendisi halletsin. Ben artık onun işlerine karışmıyorum. Kendisi becerebiliyor. O artık çocuk değil. İyi tamam da Cumali. Selim. Konuştum Cumali ile. Bu meseleyi Selim halletsin dedi. O artık çocuk değil dedi. Gir. Hoş geldiniz Yamaç Bey. Umarım bir işinize mani olmamışsınız. Mesele nedir? Mallarımızı korurken gösterdiğiniz başarısızlığı telafi etmeniz için size bir şans vereceğim. Çok düşüncelisiniz, teşekkür ederim. Ya ondan değil. Dengeleri korumaya çalışıyorum diyelim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Halil İbrahim'e ağır bir zarar vermenizi istiyorum. Daha önce yapmıştınız. Yine becerebilirsiniz değil mi? Ne zaman? Bu gece. Müsaitsiniz. Güzel. Güzel. Arkadaşlar size konumu iletirler. Hazırlıklara başlayabilirsiniz. Gel. Heh, güzel zamanlama. Yamaç Bey aşağıda bir ekip size yardımcı olmak için hazırlanıyor. Cenk Bey de onların başı. Benim kimseye ihtiyacım yok. Var Yamaç Bey. Çünkü ben öyle istiyorum. Burada değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dedin. Abim nerede? Bilmem. Haberim yok. Aradım kapalı. Ulaşamıyorum daha. Medet mahalleye gelir mi ki? Cumali amcamdan sonra ya. Her yere baktım. Yok ki. Başka nerede olacak? Yamaç da açmıyor. Vallahi bilmiyorum Medet. Kusura bakma. Bilmiyorsun öyle mi? Tamam. Ben bulurum nasılsa.
şey olmamıştır ki. Olmamıştır değil mi? Olmamıştır. Olmamıştır. Annem bugün hiç inmedi değil mi aşağı? Yok. Sen baktın mı peki? Bir ara baktım da açmıyor kapıyı. Ya yok mu bir anahtar falan, bir girip baksak mı? Saadet. Bu ne kadar böyle devam edecek? Ben ne yaptım? Neden bana kızgınsın? Anlamıyorum gerçekten. Sen bir şey yapmadın. Kocanın karşısında durmadın, durdurmadın da. Ondan olabilir mi? Ha, kocan gelmiştir, koş. Çok zorluyorsun Ayşe. Çok zorluyorsun. Cumali. Yatacağım biraz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cemal abi. Çok bekletmedim değil mi Selim kardeş? Beklettim beklettin, önemli değil de. Hayırdır ya? Ya çok temkinli olmak lazım. Polis ensemizde. Polis daha güvende. Ne oluyor lan? Neresi burası?
İçeride bir teslimat var. Biz de onu durduruyoruz. İyi. Eyvallah. Bizde sıkıntı olmaz Selim'im. Silahlar tamam. Sıra sende. Sende sıkıntı olmazsa bizde de olmaz abi. Merak etme. Ne demişler? Yolda bulsan say demişler. Evet. Ne yapıyoruz? Patron her şeyi bildiğini söyledi. Ne bileyim ben. İçeride bir alışveriş var. Bizim görevimiz ona engel olmak. Ha, adamları böyle hazırlamayı biliyorsunuz ama plan yok mu gerçekten? Öyle mi? Tamam, koca bina. İkiye bölünelim. Yani bir yerden girsek diğer taraftan kaçarlar. Sen al bir ekip ön girişe yerleş. Ben de kalanlarla bu arkadan girelim. Kaç kişi? Ne oldu? Nasıl bir iş bu ya? Eyvallah. Abi! Lan bizi bekleseydiniz bari. Yürüyün hadi başlayalım madem. Askerler dur. Gerisi devam. Gelin Pelkan. Ne oluyor lan, ne oluyor? Kim oğlum bunlar? Kışırken, kışırken. Silahlar nerede? Çöp kamyonun içinde. Öldürmeyin.
Baba. Buradan bir yere ayrılma, buradan bir yere ayrılma! Haberin oldu. Çağatay, Çağatay. Kim kimsiniz? Çocuklar. Abi. Abi kimse. Abi mermi kalmadı. Kapıyı bulamıyoruz. Kalabalık, sıkıştık kaldık. Ne yapacağız? Dur, çok kalabalıklar. Çok dur. Dur. Gelin benden. Yavaş sessiz. Herkesi de alıp gidiyorsunuz buradan hemen. Silahları almamız lazım peki. Neredeler, neredeler? Çok kamyonunda. Tamam, ben de.
Cemal'e. Bir şey mi oldu? Bakmayacaksın mı bana? Ben sana bakarım o zaman. Ne oldu? Anlat. Hiç. Cemal'e yapma. Nereye? Biraz hava alacağım. Gömleğini değiştir bari. Ne fark edecek? Aklını zannediyorsun lan sen. Ha? Dur. Tamam. Bırakın, çıkın hadi. Çukurun silahlarını patlattım. Onlara zarar vermek için beni kullandın. Az kalsın abim. Benim senin babanla bir anlaşmam var. Bu demek oluyor ki seninle de anlaşmam var. Onlara dokunmayacaktın. Sen bana yalan söyledin Çağatay Erdemet. Yalan konusunda bu kadar hassas olmanız çok etkileyici gerçekten. Halbuki ben siz gözümün içine baka baka yalan söylediğinizde hiç böyle bir tepki göstermemiştim. Hatırladınız değil mi? Baskına uğradık. Baskına mı uğradınız? Yani önümüzü kestiler, ben engel olamadım. Sonra da tırı patlattılar. Kimin yaptığı belli mi peki? Maalesef göremedim. Yani Çukur benim mallarıma zarar verirken siz seyirci olarak kaldınız orada. Dahası onları korudunuz. Dahası kimin yaptığını bilmiyorum diye yalan söylediniz. Hoş. Onu da beceremediniz. Çukurunuza yaktırdığınız şeyler tuzdu. Sadece tuz. Yani yaptıklarımın bedelini mi ödetmeye çalıştınız bana? Biliyorsunuz ben bir şey yapmaya çalışmam. Ya yaparım ya yapmam. Şimdi ödeştik değil mi? Bence ödeştik. Yani konu kapandı. Bir şey söylemeyecekseniz müsaadenizle. Haber yok mu hala? Yok abi. Gelirler şimdi ya. Merak etme. Geldiler. Meke! Abimi gördün mü? Yok, görmedim. Baba. Selim. Ne oldu oğlum? Ne bu hal? Hiç sorma Emre. Sıkıntı çıktı. Çıktı. Çok büyük sıkıntı çıktı. Kimsin? Benim kuzu ya.
Ben senin burayı bildiğini bilmiyordum. Gelebilir miyim? Tabii uygunsa. Tabii. Gel. Olaylardan etkilenen bir tek sensin galiba. Ya ne olacaktı ki? Sen zaten yoktun cenazede. Cenazede 15 dakika falan sürdü. Sonra akşam yemekte o geday borsanın durumundan falan bahsediyordu. Bu yüzden mi gelmiyorsun eve? Arık yokken ben onlara katlanamıyorum. Sen üstüne alınma. Ya üstüme alınmıyorum. Yalnız seni bu halde bırakamam. Beni hiç elleme. Ben burada gayet iyiyim. Evet görüyorum iyisin. Hadi toplan gidiyoruz. Yok vallahi gelmeyeceğim. Peki sen bilirsin. Yani en azından senin arığın ölümünü kabullenmek yerine acısını çıkarmanı beklerdim. Ondan sonra ortalık karıştı işte. Allah'tan çocuklara bir şey olmadı. Orası öyle. Para gitti. Silahlar zaten pert. Ya. El birliğiyle çözeceğiz biz bu işi. El birliğiyle. Selim. Gözünü seveyim sakin ol. Cumali! Neredesin oğlum sen ne zamandır? Em beni bu gece bir sal ya. Salayım oğlum. Bırakayım. Git. Ben beklerim. Mahalle ne olacak? Bir sıkıntı mı? Var. Var oğlum, sıkıntı var. Ve biz bunu beraber halledeceğiz. Ben seninle konuştum. Selim halletsin işte, çözsün. Niye? Ne demek niye ya? Ben yetemiyormuşum ya. Yetersizmişim ya ben. O yetsin işte. Ha. Anladım. Tamam. Kardeşlerin seni beğenmiyor. Sen de onlara küstün çocuk gibi. Öyle mi Cumali? Ya emmi yeter. Gözünü seveyim yeter ya. Ben kimseye küsmüş değilim ya. Ya belki benim kafam yerinde değil, belki benim canım sıkkın, belki böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Uğraşırsam belki birinin canını yakarım. Ya belki benim bir derdim var ya. Ya ben kafasızım ya. Benim aklım almıyor ya bazı şeyleri. Benim düşünmem lazım, benim anlamam lazım, benim sindirmem lazım. Allah'ını seversen beni bir salın ya. Tamam oğlum, salalım seni. Sen git biraz dinlen, kafanı dinle. İstiyorsan git biraz tatil yap. Sonra gelirsin. Bir tek senin derdin tasan var ya çünkü. Başka hiç kimsenin derdi tasası yok. Ya emmi ben şimdi onu mu dedim? Ne diyorsun peki Cumali? Ne diyorsun? Ne oğlum bu üstünün başının hali? Bir kendine çeki düzen ver ya. Biraz kendine bak oğlum. Sen sadece kendin için yaşadığını mı sanıyorsun? He? Senin böyle bir şeye hakkın var mı sanıyorsun? He? Eğer sen o koltuğa oturacaksan... Aynada kendi yüzüne bakmazdan önce çıkıp sokakta insanların suratına bakacaksın. Kendi derdinden, tasandan önce insanların derdiyle, tasasıyla ilgileneceksin. Ha, yine de beni bir salın, düşün yakamdan, bırakın beni falan diyorsan... Ona da eyvallah be oğlum. Ona da eyvallah. We'll be right back.
Araz'a vurdum teşti, vay lele vay lele. Araz bulandı geçti, vay lele vay lele. Eğildim mendil ağlam, vay lele vay lele. O yar yanımdan geçti, vay lele vay lele. Çağatay Bey, Murtaza Bey sizi tekrar görmek o kadar güzel ki. Bilmukabel efendim. Aman aman öyle çabucak karar vermeyin. Biraz düşünün, sonra konuşalım. Dur, dur, dur. Dur. Bunu bir turda arık yapmıştım. Öyle mi? Ne yaptı acaba? Ama asıl soru şu. Yamaç konusunda ne yaptı? Yani Cengiz amcam yamaç konusunda bayağı koruyucu olduğu için ki hala öyle. Ondan da arık alenen bir şey yapamadı ama yamaçtan kurtulmak isteyenlere destek verdi. Kimmiş o? Makbule'yi hatırlıyorsun. Makbuş, ha şeyin Efsun'un babaannesi. De, babaannesiydi. Yamaçtan kurtulmak için arıktan yardım istemiş ama son anda araya Efsun girmiş. Efsun yamaçı korumak için babaannesini öldürdü. Ne? Ciddi misin sen? Evet, ben gayet ciddiyim de sen niye bu kadar şaşırdın? Ne bileyim yani, bu kadar ileri gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Sen her şeyi hesaplayabiliyorsun. Ama hesaplanabilir her şeyi hesaplıyorsun. Böyle bazı insani duyguları atlıyorsun. Aşk deme, ne olur. Yok, aşktan bahsetmiyorum. Annelik içgüdüsünden bahsediyorum. Sokmadım da. Benim çocuklarım bir tek gün tam meyve yemedi. Ha onlar kendi çocuklarına ne yedir bilmem. Başımda hep filizlenir, bu olmaz kalır. Biter bir gün tüm çocukluklarım silah belinde kalır. Bir şey sanki karşında, hatıralarım arkamda. Kıstırıyorlar seni sokakta, ördüm her köşe başında. Ellerin yağız, ellerin gö, açılmış ellerin niye? Kaçınılmazı görmeyeyim diye bu hülya gözüme perdeyi çeker. Ama bilmiyor ödenmiş bedel, güneş yarına gebe.
Tercümesi zor bir şeye dönüşür yaşam. Bölünür sofran, içinde endişe dövüşür hırsla. Bugün üstümde gökyüzü parlar. Yeter gerçekliğin her gecede şüphe hükmünü sağlar. Kaybolur yastığın, sökülür yorgan. Ah, görmüyor onlar. Bilmiyorlar çiçek koklamayı. Bilmiyorlar neden kaçtığımı. Bilmiyor kavgayı, bilmiyor aşkı. Her şeye inat, bitmiyor şarkım. Kimse duymuyor alkış. Değişir her şeyin kimliğini yiter. Devrilir duvarlar, ismini siler. Bura kimlerin alanı? Bunlar kimlerin yalanı? Bugün kirlidir sokağım. Herkes her şeye hazır, ben hazır. Umursamayacaklar incelip kopanı. Bir şey sanki karşında. Hatıralarım arkamda. Kıstırıyorlar seni sokakta. Öldüm her köşe başında. Nereden bilecektin oğlum? Biz ezelden beri bu işi böyle yapıyoruz. Heriflerin aportta beklediğini kim bilebilirdi ki? Ya orası öyle ama... Neyse tamam. Tamam Cumali de gelsin. Oturalım bir konuşalım etraflıca. Gelecek eminsin. Gelecek. Gelecek. Ben gerekirse sabaha kadar burada bekleyeceğim. Ne dedim oğlum ben şimdi? Tamam emmi. Tamam. Buradayım, buradayım. Tamam, buradayım. O ne? Yüzük. Gitmeden önce babam verdi. Babama bak sen. Bakayım. Bunun üstünde sembol yazı falan bir şey yok. Niye verdi ki babam bunu sana? Bilmiyorum. Verdi işte, uzatma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam emmi. Buyur gel. Otur. Otur kaynağım. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Rahmetli Cumali amcanızın yüzüğü. Ondan kalan tek hatıra. Ya emmi, hazır babamlar burada yokken sen şu mevzuyu bize bir anlatsana. Hakikaten emmi ya. Evde kimse konuşmuyor Cumali amcam hakkında. Babanız gelince kendisi anlatır. Ya pedere soramadığımız için sana soruyoruz emmi. Bir defa meseleyi açmaya kalktım, ağzımı vurmadığı kaldı. Neyse oğlum, bırakın şimdi bunu. Asıl mevzumuz Fatsalı Fikret. Aradı yine. Ne yaptınız bu işi diye soruyor.
Oğlum siz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Babam bu işi kahraman halletsin dedi. Siz onların tatil yaptığını falan mı sanıyorsunuz oğlum? Onlar gönüllü rehin kalıyorlar orada. Ne yapıp edip bu işi halletmeniz lazım. Tamam ben hallederiz. Gel lan benimle. Yavaş. Birader kime diyorum ben? Hop. Git lan müziğini başka bir yerde dinle. Saçlarını da kestir, iyice serseriye dönmüşsün. Makas fobim var abi benim. Gidemiyorum berbere falan. Makineyle keselim Yamaç efendi. Olmadı benim usturayla cillok gibi yaparız. Ya tamam rahat bırak sen de çocuğu. Kaşınma oğlum sen de. Tak şu kulaklığını. Aç sesini sonuna kadar. Tamam duymuyor işte. Ne yapacağız bu Fikret amca meselesini? Ne anlattı sana geçen gün kahvede? Bak kahraman, lafı hiç uzatmayacağım. Necip Han işini de unut. Onu çözemeyeceksiniz belli. Ama benim tek sıkıntım o değil. Bilmem bilir misin, ben taşçıyım. Ne? Yani taş işi derken, Allah muhafaza, uyuşturucu falan işi değil. Değerli taş işi. Elmas, yakut, zümrüt gibi. Babanlarla da çok çalışmışlığımız var. Bir vakit evvel benim teslimatıma baskın yapıldı. Hem paramı hem de elmaslarımı aldılar. Teslimata giden tüm adamlarımı öldürdüler. Ben de bunu yapanı bulup ona zarar vermek istiyorum. Başta kime yaptığı belli değildi. Fakat ben bu işlerden uğraşanları araştırdım. Kapalı Çarşı'da Danyal vardır. Belki bilirsin. Herifin biri benim elmasları alıp ona götürmüş. Araştırdım, soruşturdum. Herifin her tarakta bezi var. Son zamanlarda da uyuşturucu macunu üretip pazarlıyormuş. Bunu artık nerede üretiyorsa bunu bana sen bul, gerisini ben hallederim. Tamam hocam. Sen merak etme, hallederim. Yalnız adamın adı ne? Adamın adı Halil İbrahim Gökçetaş. Sen bana bunu bul, ben de senin babanın işini hallederim. Bulamazsan da halletmem kahraman. Bu kadar ne söylüyorum sana. Macun? Uyuşturucu macunuymuş, ne bileyim. Abi ne yapacağız? Sokak sokak dolaşıp satıcı mı kovalayacağız? Bir de macun filan yakasına yapışacağız. Halil İbrahim nerede diye mi soracağız? Yok mu başka bir ipucu? Bilmiyorum birader. Ya olsa söylemez miyim Selim? Ya bir de uyuşturucu macunu falan diyorsun. Bize yasak mevzular bunlar biliyorsun ya. Uzmanına mı soracağız? Nasıl yapacağız? Allah Allah. O macun dediğin... Sülfürik asit, benzoik asit, kerosen ve metanolden yapılır. Diğerleri kolay da metanolü bulmak, üretmek zor. Yani hele ki o kadar miktarı fabrikalardan çıkarmak neredeyse imkansız. Sıkı takip var. Anca odun ve kereste fabrikalarından gizlice çıkarabilirler. Ki onlar zaten metanolü odun ruhu olarak bilirler. Kereste ve odunların fırınlanma sırasında açığa çıkar. Yani el altından odun ruhu veren adamı bulursanız sizi istediğiniz adama götürür. Sen nereden biliyorsun lan bunları? Babanızın hani sizin babanız var ya onun beni göndermediği okulda öğretiyorlar canım ya. Neymiş? Chemistry ya. Kimya yani. Ne anlayacaksınız siz ancak tesbih sallayın. Selim ver bakayım şu kitabı bana. Ne oldu anlayacaksın mı? Konuşma lan. Abi ne yapıyorsun ya? Git lan şimdi kitabını al oradan. Bundan sonra bizi dinlemeyeceksin. Sen bu işlere karışmayacaksın tamam mı? Ya çok... Senin sıfatı... Yürü git! Ya sen de sus. Sus sen de sus. Ne yapacağız? Kudret ara, çocukları toplasın.
Abi. Tamam galiba. Şimdi gençler. Bu kereste kütük fabrikalarında odun ruhu diye bir şey yapıyorlarmış. Bir takım şerefsizler de el altından bu odun ruhunu uyuşturucu yapanlara satıyorlarmış. Şimdi biz de İstanbul'da, yakınında, kıyısında, köşesinde ne kadar kereste kütük fabrikası varsa hepsini araştıracağız. Bu odun ruhu denen şeyi böyle büyük miktarda üretebilecek kim varsa ve onu toplu olarak satabilecek kim varsa onu bulacağız. Aradığımız adam bu odun ruhundan uyuşturucu yapıyormuş. Satanı bulursak adamı da bulmuş oluruz. Tamam bitti işte bu kadar. Hadi dağılın. Ne biliyorsun lan? Kızdı çocuğa ama bak iyi buldu. İyi buldu. Buldu. Buyur abi. Metin neredesin? Eve gidiyorum abi. Bir şey mi var? Muhittin abinin oradayım da. İyi. Gelebilir misin buraya? Geleyim abi. Eyvallah. Buyur Cumali. Buyurun var olsun. Bir şey rakı ayarla buna. Olur. Zeytin, peynir, helva, melva, mezelik ne varsa doldur işte. Evet. Evet, bunlar tamam Cumali. Çırak burada mı? Burada. Şimdi bu meyve, sebze, ekmekler Tahsin amcanın evine gidecek. O rakıyla mezeleri de kaportadaki çocuklara bıraksın, tamam mı? Hadi eyvallah. Şimdi sen bunları al, tamam mı? Tahsin amcalara götür. Cumali abi gönderdi amca. İyi akşamlar abiler. Cumali abi selamı ver. Allah. Bak beyler bak. Abimizin güzelliğine bakın. Metin. Abi. Kusura bakma ya, seni de buraya kadar yordum. Olur mu abi öyle şey? Buyur, bir sıkıntın var. Yok. Bir ricam olacak senden. Buyur. Abi bu... Yamacın yüzü. Sen arada bir görüyorsun galiba. Bu fidan mevzusu filan. Evet abi, o gün gördüm. Bir daha görürsen yani git bul onu, tamam mı? Bunu ona ver. Olur mu? Tamam abi. Thank you.
Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Hoş gördüm emmi. Amca, çay? İstemez, otur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kim? Belli mi? Kim olabilir? Anlaşıldı. Abi, bak başımıza iş açma. Merak etme, başınıza işmiş açmayacağım. Ama bizden ne aldılarsa misliyle geri alacağım. İtirazı olan? Güzel. Baba, müsaade varsa bende. Amca! Hayırdır, bir şey mi diyeceksin? Yok, ben yanında olayım diye. Bir şeye ihtiyacım falan olursa. Yürü. Nereye gidiyoruz? Haliço'ya. Bize bir yol göstersin bakalım. Bu adamların kasası masası nerede bir öğrenelim. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok abi, sıkıntı yok. Bende bir emanetim var. Ne emaneti? Bu abi. Bunun sende ne işi var? Bende değildi abi. Sana getireyim diye Selim abi ver. Selim abi. Sağ ol Metin ya. Sağ ol yani. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum abi. Biliyorum. Tam bu kadar yetersiz çıkın. Bana... Şey mi dedin? Bana bunu neden yapıyorsunuz? Sen onun yerinde olsaydın ne yapardın? Ben de öyle düşünmüştüm. Şu suratını toparla biraz. Kimse senin ölmeni istemiyor. Sen daha bize lazımsın. Haliço! Haliço! Beyim mekanına yok. Çocuklara haber sal. Neredeyse bulup getirsinler. Sen de bir etrafa bak bakalım. Tamam. Hemen amca. Ali amca Merdivenetlerin parasını almaya çalışacak. Helal olsun be.
en doğrusunu düşünmüş. Sakın engel olmaya kalkmayın. Doğrusunu yapıyor. Tamam. Ben sana haber ederim. Tamamdır. Geldim. Hoş geldin Aliço. Hayırdır? Anne nasıl? Anne nasıl? Sen niye soruyorsun anneye Aliço? Merak ettim, merak ettim. Anne nasıl? Anne biraz hasta gibi sanki. Göreceğim ben, göreceğim. Merak ettim, görmem lazım. Olmaz Aliço, yatıyor. Olsun, göreceğim. Merak ediyorum. Bak vallahi bizle bile görüşmüyor Aliço. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Sen şimdi git. Anne biraz daha iyi olsun, ondan sonra yine gel. Aliço geç, anne yukarıda. Sırası mı şimdi? Sırası. Az biraz müsaade et. Aliço geç. Tamam. Önce ayakkabılar, sonra anne. Tamam. Sen de mi böyle olacaksın bundan sonra? Nasıl? Cumali abim gibi. Hani o da kardeşlerinin sözlerini hiçe sayıyor ya. Sen de bizim ya sözümüzü... Ya Saadet Allah aşkına! Ne diyorsun bilmeden etmeden? Anlat o zaman. Bilelim biz de neymiş mesele. Sen hesap mı soruyorsun? Ay, olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Oldurtmam. Ha, ben de bildiğimi okurum diyorsun yani. Hayır. Benimle insan gibi konuş diyorum. Biz düşman değiliz ki ama tabii ki böyle giderse... Ne olur Damla? Sen de beni mi kovarsın çukurdan? Tövbe tövbe! Ya ne diyorsun? Ne alakası var Saadet? Böyle giderse kavga çıkacak diyorum. Birbirimizin yüzüne bakmaya yüzümüz olsun. Yapma, etme diyorum ama tabii ki senin niyetin belli. Uğraşma. Tamam? Benimle uğraşma. Sultan anne. Aliço'yum ben. Açar mısın lütfen? Seni çok merak ettim. Ne oldu? Çok biliyordun anne. Sultan anne. Aliço'yum ben. Az müsaade edecek misin? Anne, iyisin. Değilim. Benim yüzümden, benim yüzümden iyi değilsin. Ben masal anlattım diye mi? Yok, yok Aliço. Onun yüzünden değil. Benim yüzümden. Senden bir şey isteyeceğim. Tamam. İste. Ben yaparım. Ne istersen yaparım. Her yere baktık. Yok. Tamam, siz devam edin. Sağ olun. Aliço'yu bulmaya çalışıyor. Hasan'ın yerini öğrenebilmek için. İyi fikir.
İyi fikir de biraz vakit alır. Daha hızlı bir şey. Aklına bir şey geliyor mu? Yok, yani bilmiyorum. Bunların bir para kasaları vardı. Biz geçen patlatmıştık altınları falan. Yeri değişmiştir diyorsun. Muhtemelen değişmiştir. Ama Efsun biliyor olabilir yerini. O nereden bilecek? Onun altınları orada duruyordu. Anladım. Dur bakalım dur. Halledeceğiz bir şekilde. Sen beni haberdar et, olur mu? Abi! Tamam, merak etme. En son eve doğru giderken görmüştüm. Hangi ev? Sizin ev abi. Tamam, sağ ol. Siz devam edin. Aliço! Aliço! Gel, 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 gel. Gel, gel, dur. Ne oldu, ne oldu? Aliço, sen neredesin ya? Döne döne bir hal olduk. Neden döndünüz? Cumali amcam seni bekliyor. Gelmen lazım. Yok, olmaz olmaz. İşim var benim, önemli. Ne işin var? Önemli, önemli. Yamaç için. Oh, peki. Sen beni hiç görmedin. Gördüm. Görmedin. Biz seninle hiç karşılaşmadık. Bak, Çukur'da herkes seni arıyor. Tamam mı? Sen kimseye görünmeden çık, işini hallet. Sonra bir an önce gel, Cumali amcamı bul. Tamam mı? Yamaç amcamla ilgili bir şey de kimseye sakın söyleme. Anlaştık? Tamam. Hadi o zaman. Bakın. Ha. Sen de mi Yamaç için yani? Yamaç haklı olduğu için. Sen de biliyorsun yani Yamaç'ın suçsuz olduğunu, öyle mi? Biliyorum Alicu, biliyorum. Hı. Tamam. Nerede şimdi o? Büyük evde mi? Oradadır. Ama istersen önce başka bir yer daha var. Oraya bak. Hoş geldin demeyecek misin? Ne istiyorsun? Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne hakkında? Sizinle ilgili bir şey. Biz derken? Seninle ve onunla ilgili. Sen nereden biliyorsun? İsim verirsen anlatayım. Amca. Bulamadın mı? Yok. Ama gelir nasılsa. Bekleyeceğiz madem. Çay var mıdır bunun? Vardır herhalde. Bir bakayım amca. Bak bakalım. Teşekkür ederim. Benim yokluğumda burada epey bir şey değişmiş. Yeni haberim oldu, başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Artık böyle mi olacak? Nasıl? Soğuk, mesafeli.
Hep böyle değil miydi? Bilmem. Ben hep güzel şeyleri anımsamayı tercih ediyorum. Ben unutmayı tercih ediyorum. Peki nasıl istersen. O zaman bir daha bahsini açmayız bunların. Yalnız tek bir sorum var sana. Tek bir şey merak ediyorum. Nedir? Sen bana geldin. Değil mi? Yani ben kendi kafamdan böyle bir şeyler kurmuyorum. Geldim, evet. Yamaç'tan vazgeçmeye çalışıyordum. Sonra ne oldu? Yanıldığını mı anladın? Beni sevdiğini anladım. Çok hoş. Peki bu beraber olmanıza yetecek mi? Nasıl yani? Yani hani geçmişinizi temizleyebilecek misiniz? Onun sana yaptıkları, senin ona yaptıkların silinecek mi hep? Anladım, bilmiyorsun. Üstelik sen Yamaç şu anda nerede, ne yapıyor, kiminle? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Buna rağmen onun için ailenden kalan tek kişiyi öldürecek kadar ileri gittin. Peki o senin için ne yaptı? Yani ne yapacak? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Aşk tatsız bir şey. Birinin sana gerçekten aşık olduğundan asla emin olamazsın. Ama aşık olmadığını küçücük bir anda bile anlarsın. Ama buna inanmak istemezsin. Sen akıllı bir kadınsın Efsun. Yani er geç gerçeği göreceksin eminim. Söylemek istediğim şey, o gün geldiğinde sana sırtımı dönmeyeceğim. Bu tabii hani seni kayıtsız şartsız bekleyeceğim anlamına gelmez. Ama geldiğinde o kapıdan dönmeyeceksin. Buna emin olabilirsin. Efendim. Bak merak ettim seni. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, neden? Aradım daha önce açmadın. Duymamıştım. Gelen giden yok değil mi? Hayır canım, kim gelecek? Bilmem, sen söyle. Sen ne zaman... Çok iyi soru, sen söyle. Yamaç, sandığın gibi bir şey değil. Neden yalan söyledin bana? Yalan söylemedim, sadece... Çağatay burada mıydı? Buradaydı! O yüzden sen bana yalan söyledin. Yamaç, Yamaç. Sen söyledin artık konuşmayalım bunu diye, kavga etmeyelim diye söylemedim. Müthiş, dahi yani. Gerçekten hiç kavga etmemiş oldum. Ya bir saniye dinler misin beni? Bak çok kibardı, hiçbir şey istemedi. Öğrenmiş her şeyi, rahat bırakacak artık beni. Kibar mıydı? İnanamıyorum. Bak, istediği zaman bırak gelsin. Ne de olsa sen kapıyı ardına kadar açıyorsun. Yamaç, Yamaç. Hmm.
Alican. Yamaç. Ne işin var senin burada? Anne gönderdi, anne gönderdi. Git Yamaç'ı bul, ona söyle dedi. Git Yamaç'a söyle, bilsin dedi. Annem mi? Annem. Ne? Neyi bilsin dedi? Hadi gel, gidelim hocam. Arabam, arabam. Ben aldıracağım onu hocam. Altan amca. Altan amca. Niye geldin? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Neyse. Pardon. Pardon, tamam. Rica ediyorum, bugün değil. Bak, benim yerim, değil. Bugün o kadar çok yalanla uğraştım ki bir de bu oyuna girecek halim gerçekten. Girme o zaman. Seni ben çağırmadım. Çocuğu aldırdım demiştin. Peki sen bana hayatında bir başkası olduğunu söylemiş miydin? Böyle bir şeyi hiçbir zaman konuşmadık. Ayrıca aynı şey mi? Ne farkı var? Farkı var. Sen benim bilerek canımı yakmak istedin. Benden intikam almak istedin. Çünkü sen benim canımı yaktın. İsteyerek değil. Ya ne fark eder? Fark eder. Ben denedim. Uğraştım, çalıştım. Ben bu çocuğu istedim, hala istiyorum. Beni istemedin ama. Geçmek istemiyorsun. Madem sen de benim kadar bu çocuğu istiyorsun, aramızdaki ne bu kargaşayı onu karıştırmasak olmaz mı? Yaşayacak zaten. Ama senden uzakta. Ben yani korumaya çalıştıkça o kadar çok kişi kaybettim ki en azından masum bebeği yaşatmamı müsaade edersen. Ben buna da razıyım. Tamam. Duydun değil mi Alço? Haklıymışsın, bebek yaşıyor. Bebek yaşıyor. Yaşıyor.
İyisin, iyi. Halimizi beğendiysen adamları bir daha çağır. Benlik bir durum yok. Bir şikayetin varsa Çağatay'a anlatırsın. Hatta seni bekliyor. Hadi gel. Ay ay. Gel. Hoş geldin. Murtaza Bey, lütfen siz de buyurun. Şimdi, Seren her şeyden haberdar. Bu gece bir alışverişimiz olacak. Çok kolay, çok tehlikesiz, basit bir iş. Yani bir yerden paralar gelecek. Siz onları teslim alacaksınız ve kasaya teslim edeceksiniz. Bu kadar basit. Ama sizin için önemli. Çünkü bu sizin, yani kendinizi kanıtlamanız için tek ve son şansınız Murtaza Bey. Siz hiç merak etmeyin. Merak etmiyorum zaten. Ha bu arada, Seren'in yanından bir dakika bile ayrılmayacaksınız. Onun dediğinden hiç çıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Konum atıyorum, oraya gel. Amca. Ben bir dolanıp bakayım bari. Belki dönmüştür de bir yere uğramıştır. Bak bakalım. Haber ederim. Amca. O. Vallahi iyi ki geldiniz. Cumali amcam sabırsızlanıyor diyecek. Yani sana sadece Aliço'yu getirmedim. Başka ne getirdin? Bunlar? Yamaç baba oluyor. Yani bu, bakın, biri için, bu da diğeri için. İkiz mi? Yani yok, onu anlatırım bir yere. Amca, ben... Çok sevindim. Çok sevindim ben. Tebrik ederim. Eyvallah, eyvallah oğlum. Ya Akın, sen bunları dağıtırsın mali. Yani çocuklara söylesen yeter. Bir şey söylemene gerek yok. Dağıtsalar olur. Ben hallederdim de... Ben hallederim. Merak etme. Sağ ol. Sağ ol. Dünya zalimler dünyası, giden hayvan gibi ölen zalim, 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 zalim. Ne olacak benim halim? Zalim, 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 zalim. Ne olacak benim halim?
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Salih. Aradım kapalı herhalde telefonu. Ulaşamadım da. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ararsan beni. Çok. Yani iyi olur. Tamam. Hadi. Müsait olunca ara beni. Görüşürüz. Ya Salih ben baba oluyorum ya. Yani kaybettim sanmıştım. Benim yüzümden demiştim ya sana. Öyle değilmiş. Meğer çocuğum olacak iki tane. Şimdi onu sorma. Onu anlatırım merak. Yarın olacak. Ne oldu falan. Anlatırım tamam ben sana. Yani kaybettim sanmıştım. Ama... Amca oluyorsun oğlum. Ben de... Baba oluyorum. Baba oluyorum. Babamın sözünü yerine getirmiş oldum. Salih. Duyuyorsun baba. Çok şükür. Ali Çobey sen neredesin ya? Geldim, geldim. Ne oldu? Ali Ço şimdi beni çok iyi dinle. Ben sana bir defter vermiştim, hatırlıyor musun? Defter, Emir'in defteri, gazeteci. Hah, işte o. Şimdi makama giriyorsun, tamam mı? Açıyorsun o defteri. O defterin içinden bana büyük, kocaman ama kocaman bir kasa buluyorsun. Anlaştık? Anlaştık. Hadi. Hadi. Ne işin var lan burada? Ne bu hal? Yine kimin sırtından bıçakla? Hele bu halime bak ya. Komik mi? Etme bulma dünyası Murtaza. Ya ne etme bulma dünyası? Kurban olduğum siz demediniz mi? Gir Çağatay'ın yanına bize yardım et. Bilgi al, bilgi ver. Yaptık işte. E ne oldu? Halimize bak hele şimdi. Kimin yüzünden? Abi hayran. Sen beni mi suçluyorsun lan? Ya böyle bir yüzsüzlük yok ya. Oğlum ben evimdeydim ne güzel. He? Siz geldiniz ilk bana. Ben kebabımı yapıyordum. Siz başlattınız. Ne oldu şimdi? He? Ne farkımız kaldı? Bak sen de düştün ben de. Murtaza hadi. Yani oğlum ben çok sıkıldım yerden ya. Ben buradan çıkacağım. Ha ölü ha diri çıkacağım. Şimdi sen benim yanımda duracaksın mı? Onu söyle. Murtaza sana bir kere güvendim. Onda da seni onu kaybettim ben. Eyvallah. Başın sağ olsun. Ama Allah seni inandırsın. Ben o günden bugüne en aşağı 50 kere öldüm. Misilleri bedelini ödedim. Onun için diyorum ki abi hayran. Gel benimle sen. Yepyeni tertemiz bir sayfa açalım. Ondan sonra bu heriflerin hepsinin de gelmişini, geçmişini o beyaz sayfaya yazalım. He abi hayran. Oğlum bu gol değil, bu başka bir şey ya. Adam kitap gibi bir şey yazmış orada ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Açma açma. Abim geldi mi? Yok Medet, gelmedi. Yani biliyorsun bu Cumali abinin meselesini. Ya biliyorum, biliyorum da. Ne bileyim işte. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. Kaç kere aradım biliyor musun? Tamam. Neyse. Mahallede de görmediniz değil mi? Gerçi ben de baktım ama.
Vallahi biz görmedik Medet hiçbir yerde. Yok yani. Tamam. Tamam. Görürseniz beni arayın, olur mu? Merak etme Medet. Ararız. Söz. 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 Aa, gene arıyorlar cehennemin dibinden. Allah senin bin belanı versin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Tövbe tövbe. Ya kardeşim, bu benim özel numaram. Sen kim oluyorsun da acaba öyle zırt pırt beni arayıp duruyorsun? Kimsin ya sen? Kimsin? Tövbe tövbe. Terbiyesizlik ya. Aa bak gene. Ya arkadaş, ayıp ama ya. Ayıp vallahi da billahi de ayıp. Ya belki çatışmanın ortasındayız. Benim şarjım bitecek. Belki birinden haber bekliyorum. Vallahi bu sefer günah benden gitti. Ulan şerefsizin evladı. Ulan sen kim oluyorsun da beni öyle rahatsız et? Adresini ver lan. Adresini ver, adresini. Öyle aramak kolay tabii. Ulan ben senin var ya sülalen... Abim. Ali, şöyle bir konuşmam lazım. Alço. Telefon sana. Alo. Kimsin? Kimsin? Benim Alço. Yamaç. Şimdi çok önemli bir durum var. Sen halledeceksin, tamam mı? Tamam. Hallederim ben hallederim. Ama ben Emir'in defterini bir daha okumam lazımmış hemen. Tamam, zaten onunla ilgili. Şimdi sana bir adres vereceğim. Cumali'yi oraya göndereceksin. Anladın mı Alço? Anladım. Ne adresi? Bak beni dinle. Şimdi git ona de ki, defterde okudum. Bugün büyük bir para transferi varmış. Yani para taşıyacaklarmış. Eğer kasaya girmeden yakalarsan hepsi senin olurmuş. Anladın mı? Anladım. Buldun mu? Buldu. Buldu. Nedir? Para transferi varmış. Yani parayı taşıyacaklarmış. Eğer para kasaya girmeden yakalarsan para seninmiş. Anladın mı? Ne? Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor galiba amca. Hiç onu söyledi. Yolda yakalanacak bir araç var herhalde. Sen anladın mı yani? Anladım. Az çok yani. İyi. Ben hazırlanayım, tamam? Tamamdır. Aferin Alço. Medet. Yenge. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ama oldu da gibi. Ama bir şey olmadı. Ne oldu Medet? İçeri mi aldılar yine? Aa. Bir yere mi gitti? Nereye? Biraz uzağa. Uzağa. Yurt içi, yurt dışı? Dışı. Dışı. Bu kıtada mı Medet? Kıta derken? Yenge? Hani şimdi kıtayı... Evet.
Ha yok Medet, boş ver sen. Nereye gitti sen söyle. Afganistan'a. Afganistan'a. Aç gözünü. Salih. Bu böyle. Yani dizilerde, filmlerde tabii daha alasını yapıyorlar ama bizim de elimizden bu geldi. Bakkaldan mumları aldık, çiçekleri de. Mezarlıktan yolduk deme. Yok be Sadiç, ne mezarlığı ya, Allah Allah. Şimdi bizim iş çıkış saatlerimizde çiçekçiler kapalı olduğu için o yüzden biz de Sultan anne görmesin ağzımı bahçeden topladım işte, tamam. Ha senin işten eve dönüş saatin var yani. Var ama belli değil. Sen bir de beni emekli olunca gör. Daha çok beklersin akşam yemeğine saadet diyorsun. Öyle demiyorum da. En kısa zamanda akşam yemeklerini beraber yiyeceğimiz günlerde gelir inşallah diyelim. Hmm. 20 yıl kadar falan sonra. Yaşlı. 20, evet 20. Ama beni bir 20 yıl beklemek çok mu yani? Ben seni ömür boyu beklerim kız. Gerçekten. Gerçekten. Ben sana hiç yalan... Salih. Ya tamam anam babam... Tövbe tövbe ya. Ama sen bana niye inanmıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bana sarıyorsun. Evet. Cennet de geldi tabii yardıma. Öyle işlerin hafifledi. Bol bol vakit kalıyor sana. O yüzden bana sarıyorsun. Ben vaktim bol olduğu için sarıyorum sana zaten değil mi? Evet ondan. Yani o yüzden geceleri kim bilir kafanda neler kuruyorsundur sen. O yüzden sana bir meşguliyet lazım. Ne gibi? Mesela... Kız çocuk gibi mesela. Yok artık. Sana sarmayayım diye çocuk yapacağız. Ondan değil kız. Ben istediğim için. Salih sen ciddisin. He ciddiyim. Ulan var ya. Şu hayatta bir de kızım olsa. Ulan maaşlı işe girerim kız. Söz. Söz. He. Yol, yemek, sigorta. Akşam beş dedim. Hadi yolda gelirken bir iki adam vurduk diyelim. Yedi. Yedi de evdeyim ya. O yalan, o kesin yalan. Onu bir geçeceksin de. Yenge. Kızdın mı? Çok mu kızdın? Kızmadım Medet. Vallahi kızmadım. Ama abine söyle. Bir dahakine beni de arasın. Olur mu? Sesin duyayım en azından. O da bir şey. Tabii yenge. Bir şey. Bu da bir şey. Zaten ben ona söyleyeceğim. O seni görüntülü arasın kameradan. Telefonun şarjını unutunca telefonu şarj edememiş. Telefonun şarjı bitmiş. O yüzden de seni arayamamış. Seni nasıl aramış? Başkası mı telefonda? Sen de aramış. Ama sen duymamışsın. Öyledir yengem. Mutlaka öyledir yengem. Aa. Ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. Şimdi de çıkacağım zaten. Nereye? İşim var. Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık. Ben de akşama yemek yapayım diyorum. Çorba yapayım. Ne çorbası istersin? Mercimek yap. Oldu paşam. Başka? Ne bileyim canım, yanına köfte yap. Ne oluyor ya?
Ben de geliyorum. Ya sen benim nereye gittiğimi biliyor musun ki geliyorsun? Tamam, beraber gidince görürüz. Ya saçma sapan, hayrola ya. Sen nedir durduk yere bu? Durup dururken mi? Evet. Ya benimle iki laf etmiyorsun. Bir çıkıyorsun, ne zaman geri geleceğim belli değil. Ben bu evde nelerle uğraşıyorum gerçekten haberin yok. Yok. Gerçekten Cemal yok. Ben bu evde iki gün daha tek başıma kalırsam delireceğim. O yüzden ben de geliyorum. Ya ben geliyorum ya sen gitmiyorsun. Sana kalmış, bana fark etmez. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bıraksana şu telefonu. Ne yapıyorsun? Kim geliyor bizle? Onu ayarlıyorum işte gülüm ya. Hayda, ne oluyor? Ya benzin bitti bitiyor gülüm. Benzin almayayım mı? Hoş geldiniz. Hoş gördüm. 200'lük doldur. Hemen abi. Tuvalet var mı buralarda? İçeride abi, sağda. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Bana bak, dikkat et. Merak etme abi, bende o iş. Kendine, kendine. Tamam mı? 200 liralık benzin aldım. Selamünaleyküm yenge. Buyur kardeşim. Buyur abi. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ulan ekti beni değil mi? Vallahi ben seni eve kadar götüreyim de yenge. Nereye gittiyse oraya götüreceksin çabuk. Vallahi ben bilmiyorum yenge. Bana buraya geleceğim, buradan eve gideceğim ben yenge. Konuşuyor ya. Lan bacağına. Ya bak bir daha söylemeyeceğim. Vallahi acıyor, ayıp oluyor yenge ha. Ben hayatımda böyle saçma şey yaşamadım ya. Tabii dondurucuda yolculuk etmedim kalmıştı. Selam hanım. Kusura bakma ama az buz da gila 1,5 ton altın. Ne normal arabaya koysan lastikleri patlar. E koskoca Cengiz Erdenet'in altınlarını taşırken de polis çevirmesine girmeyelim. Öyle de girmeyin. Muhteşem düşünmüşsün. Eyvallah, sağ ol. Bir dahaki sefere cenaze arabası ayarla istersen. Çünkü bunun bir boy küçüğü tabut.
yaparım. Güzele bakmak sevaptır. Yoksa gözümüz kaldığından değil. Yanlış anlaşılma olmaz. Hı. Soğuk Ali, çok soğuk. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam Metin. Abi niye istemedin, birilerini daha getirseydim ya. Gerek yok Metin, telsiz yanında mı? Arabada, yanımda. İyi tamam. Şimdi bak şöyle yapıyoruz. Şimdi beni çok iyi dinle. Arabaya biniyorsun. En uca gidip soteleniyorsun. Üzerinde bir şey balıkçılık yazan bir kamyon geçecek. Onu gördüğün an telsizden bana haber veriyorsun, tamam? Abi kalayım yanında, niye gidiyorum ya? Metin hadi oğlum, hadi hadi. Metin telsizini açmayı unutma. Unutmam abi, tamam. Hadi. Ben. Aliço'm sen şunu yapacaksın. Bu tepeye çıkacaksın, tamam mı? Yolu gören bir yere yatacaksın. Anlaştık? Kamyon geçtiğinde kamyonun lastiğini sıkacaksın. Sonra da beni koruyacaksın. Cumali'yi koru. Aslan parçam, sen bunu yap. Sana çikolata lan. Çikolata yok. Çikolata yok ya. Çikolata diyen ağzı... Çikolata yok. Sen ne istiyorsan o var. Ne istiyorsun? Gazoz. Ağzını öpeyim. Gazoz. Söz gazoz. Hadi aslan parçası. Hadi. Dikkatli. Cumali'nin melekleri, he? Günaydın abi. Hazırlıklı gelmişsin. E işte yaptık bir şeyler abi ya. Bu arkadaş mı bizim yüzümüzü güldürecek olan sürpriz? Cumali abi vallahi ayıp oluyor ya. Ben seni seviyorum abi, ben seni gördükçe mutlu oluyorum. Ben de aşık oluyorum. Göster. Çukur Spor gururla sunar. Cumali'nin melekleri. Oo, ulan şimdi oldu işte. Şimdi oldu. Ya işte bu. Ya olmuş da oğlum çıkarmışsın. İşte abim dolu gel deyince ben de dolu geldim abi. Adam aslan parçası. Ne yapıyoruz? Ulan Kemal, keşke şimdi burada olsaydım ben. Metin, var mı oğlum gelip giden? Yok abi, bekliyorum, beklemedim. Ulan Akın, eğer bu yalan çıksın senin kemiğine... Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Eyvallah abi. Aslan parçası. Abi. Sen neredesin ya? Geldim. Ben de seni bekliyordum. Nerede kaldı bu çocuk diyordum bak. Ya gel, geçmedim. Vur ya. Öst. Abi geliyorlar.
Kimler lan senin karşında? Nasıl konuşuyorsun abi? Abi. Tamam bir dur ya. Lan oğlum senin bunu bozmana izin vermeyeceğim, anladın mı lan? Galit! Tövbe estağfurullah! Bir dinle, bir dinle. Lan dinlemiyorum lan seni. Sen benim işimi bozmaya mı geldin lan? İt olayım! Geçiyorlar abi, bak beni estağfurullah! Kes lan Metin! Tamam lan! Yardım etmeye geldim. Kemal abi, geliyorlar abi, bak beni geçiyorlar. İstemiyorum lan senden yardımı. Sen kimsin lan bana yardım ediyorsun ha? Sen kimsin? Senin abinin... Bana bak lan, beni çok iyi dinle. Bu işi bozmana izin vermeyeceğim. Bu işin içine bana izin vermeyeceğim, anladın mı lan beni? Sen bana tuzak kurmaya mı geldin lan? Cevap ver lan! Ya... Kes lan! Cevap mevap verme! Buradan gözün görmesin. Çık! Ama ben dedim senin yanında kalayım dedim. Abi! Abi! Allah belasını. Çalıştır lan! Lan çalışsana! Çalışsana lan! Çalışma! Niye çalışma? Çünkü lazım! Çalış lan! Allah belamı versin! Seni yapan ustanın takımları! Gel! Bela mısın lan sen? Dur! Oğlum! Bela mısın lan sen? Bela mısın lan? Bilerek yapıyorsun değil mi lan? Çek beni! Allah be! Bu işi bozacaksın değil mi lan? Lan bırak, arabalar geliyor lan! Bir dur! Dur bir dur, yavaş bir dur. Ferhat Hanım. Ne yapıyorsun sen ya? Anladın mı şimdi niye dur dediğimi? Sana bir şey olmasın ya, erken patlattım. Sibel abi. Niye laf dinlemiyorsun sen? Ya. Tamam, tamam geçti. Yavaş, yavaş. Tamam, geçti. Tamam, geçti. Hayır. Tamam, geçti. Yamacı koru. Cumali'yi koru. Sen burada kalacaksın. Ne? Çünkü dışarısı çok güvensiz. Saçmalama. Geç. Saçmalama Muhtar'a, ne yapıyorsun? Ya bir laf dinle lo. Dışarısı güvenecek diyorum sana. Ne demek burada duracağım? Çek şuradan. Ne yapıyorsun sen? Saçmalama. Aç şu kapıyı. Muhtar'a seni öldürürüm. Aç şu kapıyı. Ben burada nefes alamam Muhtar'a. Aç şu kapıyı. Kalmış. Kardeş, kardeş. Bir kişi değilmiş. Ben! Ne diyorsun lan? Thank you.
Ulan dur, dur. Gel. Hatay Bey. Müsait misiniz? Rahatsız etmiyorum durumu. Hayır Yavaş Bey, buyurun. Buyurun. Hayırdır? Hayırdır? Pek bir sakin görünüyorsunuz. Ben düşündüm de siz haklıydınız. Yani biri eğer size zarar verirse buna bedelini ödetmek gerekir. Yani? Yani size hak verdim. Ve gayet sakinim. Benden bir isteğiniz var mı? Onu sormak için geldim. Yok Yamaç Bey. Çok teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Ne bu halin? Ne oldu? Çağatay, soyulduk. Ne?